Merhaba arkadaşlar, Tugi Gamers TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Futbol Manager 2020'de Bursaspor kariyeri yapacağım. Biliyorsunuz Bursaspor 1. Lig'de yüzde kulübümüz, yani Anadolu kulüpleri içinde şampiyonluk yaşayan 2. takım Trabzonspor'dan sonra, yani şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri maalesef şu anda 1. Lig'de. Biz Bursaspor'u hak ettiği yere, 1. Lig'e, Avrupa Liglerine, Şampiyonlar Ligi'ne götürmeye çalışacağız bu seride. Umarım hoşunuza gider. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım Bursaspor kariyerimize. Umarım güzel bir seri olur. Bakalım Bursaspor'la neler yapacağız. Bursaspor'u özlenen Bursaspor'u tekrar eski günlerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Benim de soğumuş ya. Bunu yenileyemiyoruz mu? Evet. Arkada bir fon müziği olsun istedim. Diğer bölümlerde farklı bir müzik bakacağım. Hep aynı müziği koyuyorum. Bakalım Bursaspor'la neler yapacağız arkadaşlar. Niye bu kadar uzun sürdü? Hadi. Evet, profili kullan abi. Tamam, onayla hiç şey yapmıyorum. Kendiliğinden gelişsin istiyorum. Bursaspor yönetimi takımın başına Turgay Daş'ı getirdi. Güzel. Evet, futbol direktörü Selçuk Erdoğan'mış falan filan. Yakından tanımak için bir şeyler söylüyor. Selezniyov var, Igor Silva. Fena da kadro değil aslında. Selçuk Şahin var. Latolovic'i, yani bu takım transfer yapmadan da götürür diye düşünüyorum bizi. Kaydedelim oyunumuzu. Nasıl profil resmi nasıl? Bu benim yüzümü kamerayla çektik. Bu şekilde aktardı. Gözlüğü çıkarınca daha çok belli oluyor da. Gözlüklü olsun istedim biraz. Hemen taktiğe geçelim. Taktik şuradan bilgilendirmeye geç abi. Bakalım bu 2-2 dakika kanat oyunu. Ha bak, kanat oyunu. Önerilenleri burada gösteriyor acılar. Yani parmak işaretiyle hangi oyunları daha iyi oynadığını gösteriyor. 4-2-4 bunu şey yapıyormuş. Başka? Şunu yapalım biz ya. Ben her zaman bunu severim yani. Şimdi dengeli olsun, aynen. İkinci taktiğe geçelim. O kanat oyununu yaptık. Bu kontra neymiş? Rakibin hücum gücünü sindirmek hedefini aşırı katı bir savunmayı anlıyor. Tamam, bunu yapalım bir de. Büyük takımlara karşı oynayacağımız zaman da bunu oynayalım. Şunu öneriyormuş. Tamam, bu olsun. Tamam, buna da eyvallah. Şimdi bir taktik daha yapacağız. Yeni taktik. Kaleye otobüs çekmek diyor. Bu neymiş? Yok, bunu istemiyorum abi. Şunu oynayacağım ben. Yine kanat oyununu yapacağım. Bir tane tiki taka olsun istiyorum ya. Ya çünkü buna uygun bir. 4-2-3-1. Ha, şu şekil olsun aynen. Aynen bu olsun bir de. Ama genelde kullanacağım taktik bu olacak. Kanat oyunu zaten kulüpte bunu şey yapıyor abi. Tamam, neyse. Gelen mesajlara bir bakalım. Mevcut vizyonu kabul et diyor. Ne diyormuş bu? 5 yıllık plan. Maaş bütçesini aşmama demiş. Evet. Mevcut mevzusunu birinci kümü yükselmek. Evet. Falan filan. Süper Lig'de kalmaya çalışma. Süper Lig'de kalmaya çalışma. Öbür 5 sezon boyunca da Süper Lig'de kalmaya çalışmayı şey yaptı bize. Hedef olarak koydu. Tabii biz Süper Lig'de kalmak değil, Avrupa Liglerine, şampiyonluğa gitmeye çalışacağız abi. Benim öyle küçük hedeflerim olamaz yani. Kusura bakma. Başkansın ama yani bu işten anlamıyorsun, kusura bakma Hacı. Şöyle bir şunlara. Ne, Bursaspor oyuncuların sözleşmeleri şey yapıyor. Başkan yapsın Hacı bunu. Başkan yapsın. Futbol direktörü yapsın, tamam. O da iyi olur. O da olur. Şu ne? Şunu da
Futbol direktörü sözleşme yenileme başkan yapsın. İdari menajer başkan. Kiralık oyuncu sözleşme yenilemek başkan. Altyapı sorumlusu başkan. Bunlarla ben ilgilenmiyorum abi. Personelle başkan ilgilensin. Teknik yine başkan. Bunları hep başkan yapsın abi. Ben onlarla uğraşamayacağım. Benim bir sürü işim var. Yani yine bu Türkçe olmuş. Tercihlerden şu para olayını euro yapalım. Euro. Tamam. Euro tamam. Az önce yanlış mı gördüm? Ha, 80 milyon kredi mirede bir şeyler diyor lan. Cezalar bunlarmış. Antrenmanı kaçırmak, ilk kez yarım hafta maaş kesintisiyle falan filan cezalandırmışlar. Disiplinleri onları şey yaptık. Tamam neyse. Şöyle bir ilerleyelim. Takıma kendimizi tanıtalım. Dikkatli. Merhaba arkadaşlar. Bu sezon yönetici menajeri benim. Evet. Dikkatli. Bu sene şampiyon olacağız abi. Hadi. Dikkatli. Ne demiş? Saygı duyuyorum abi. Tamam. Güzel şey. Evet. Hepsi memnun olmadı her zamanki gibi. Neyse biz onları memnun ederiz acılar. Tamam. Basın toplantısına katılalım. Dikkatli. Tamam. Bunları geçiyorum abi. Şöyle. Hemen. Bizi basına tanıtıyorlar. Falan filan. Hemen 19 yaş altı ile bir maç yapalım. Şimdi. Burada ne yapmışız? Hızlı seçim yapayım bakayım. Kimleri yaptı? Özel Hurmacı mı bu? 32 yaşında. Tamam. Zaten bizim Selezniyov zaten birinci forvetimiz. Tamam mı? Igor Silva, Özel Hurmacı, Aras. Aras neymiş? Atanasov, ofansif oyun kurucu destekleyelim şuna. Ozan. Hangi Ozan bu? Ozan Koç. Neyse. Latorlevici. Zaten modern bek hücum diyelim şuna. Burak Kapacık. Sen de böyle kal. Tamam güzel. Diarra. Diarra senin ismin de güzelmiş ha. Libero kaleci savunma diyelim. Şimdi ben zaten bunları oturtacağım yavaş yavaş. Önce bir şöyle bir bakalım. Takımı bildir diyelim. Selezniyov kaptan olsan kardeş. Evet. Kanat oyunu. Soyunma odası falan filan. Bunları geçiyorum. Hemen ilk maçımızı yapalım değil mi acılar? O böyle yavaş oynarsanız bu iş bitmez acılar. Böyle. Şunu da şöyle yapalım. Şunu ben zaten her zaman taç çizgisi yapıyorum. Tamam mı? Evet şöyle olsun. Evet güzel. İlerlesin abi böyle. Burak Kapacık. Özer Hurmacı. Bunu öbür sen de daha iyi oynarız biliyor musun? Güzel. Igor Silva golü attı. Asisti yapan Mamadou Diarra. Mamadou Diarra değil mi? Doğru mu söyledim? Aras. Letaolevici. Igor Silva. Letaolevici. Geriye dönmek zorunda kaldı. Bursaspor 18-19 yaş altıyla takımı görme açısından bir maç yapıyoruz. Katavlovici, Aras, Igor Silva, Atanasov, Onur, Üzer, Burak Kapacık, Igor Silva dışarı. Dakika 23, Yasmin Latavlovici sarı kart gördü. Igor, bravo. Sakatlandı, çok güzel. Çok güzel abi, çok güzel. Şimdi senin yerine kim oynatabiliriz orada? Burada hiç ofansif oyuncumuz yok lan bizim. Nasıl iş? Nasıl yapacağız bu işi? Enteresan oldu. Sağ açıkta da oynayacak yok. Madem öyle Şuur burada oynasın ne yapayım ya. Nasıl olmaz ya? Sol açıkta bir Igor Silva mı var anlamadım. Bakacağız. Selezniyov. Kubilay kanatsız kuşak. Kubilay. Ozan. Katavlovici. Katavlovici tekrar.
Sol kanadı etkin kullanacağız, anlaşıldı. Bizim takım sol kanadı etkin kullanacak sezon boyunca. Sedat, Diarra, Özer. Özer'in ters kanada pası, kimse yok orada. Aras, Kubilay kanatsız kuş. Latolovic'i verdi. Latolovic'i ortası Selezniyov'a gelmedi. Tekrar Latolovic'i Kubilay. Selezniyov olmadı. Latolovic'i vurdu. Latolovic'i güzel oynuyor. Beğendim. Özer. Selezniyov dışarı. Takımı bakalım. Bir üst lige çıkartabileceğiz mi? Bursaspor'u hak ettiği yerlere getirebileceğiz mi? Hepimiz göreceğiz. Bayağı bir defansif orta saha var. Yani şu kadroya bir el atmak lazım. Bakacağız, onu ayarlayacağım. Böyle bir takımı bir önce bir göreyim. Petrovic'i soldan bindiriyor. Şimdi Diarra, Burak Kapacık. Gülay kanatsız kuş ortası Özer'e, Özer dışarı vurdu. Fena değil takım. Sol açığa bir tane yedek almak lazım. Çünkü bayağı bir şeyimiz var. Bakacağım, ayarlayacağım onu. Onur Atasay sol bekte. Tamam. Güzel. Anıl Karayar yine sol bek o da. Niye böyle iki tane, üç tane? Furkan var. Benim tanıdığım Selçuk Şahin. Selçuk Şahin'e de aslında yol veririz ya. Yaşlı o. Bizim işimizi görmez. Abdullah Aras. 19 yaş altı bastırıyor bu sefer de. Gençlerimiz de iyi gibi. Evet. Şimdi Selezniyov. Terse Özer'e, Özer. Aras vurdu, gol oldu. Musa Aras. Asist yapan Özer Urmacı. Güzel oldu. İlk maçımızda, ilk hazırlık maçımızda 19 yaş altı Bursaspor'la 2-0 öndeyiz. Korneri kullanıyoruz. Selezniyov çok iyi bir gol attı. Latavlovic'in asistinde. Latavlovic'den de çok şey bekliyorum. İyi görünüyor. Bursaspor'u bakalım. Bir üst ligde ilk sezonumuzda taşıyabileceğiz mi? Elhamdülillah. Kusura bakmayın. Biraz hasta oldum galiba. Evet, tamam. Güzel oldu bu. Şimdi kadroma bir bakayım ben. Şuradan takım raporundan kadro derinliğine bakacağım. Özel Umarcı, burada da o Igor Silva. Sol açığa bir tane. Sağ açığa da almam lazım. İşin enteresan tarafı. Sol açığa da sağ açığa da bir tane adam almam lazım. Şu Şehu kim? Şehu. Bir dakika ya. Bu Şehu, yanlış mı gördüm? Üçüncü sıradaki. Abdullah Şehu. Tamam, onu orada oynatırız. Bu başka kim var? Anıl Karayar. Sol bek değil mi bu? Şimdi. Latovleçim Onur. Tamam. Anıl Karayar Diarra. Anıl Karayar Diarra. Aykut Ekgün. Burak Kapıcık şey şu. Burak Kapıcı sağ bekle. Sağ var. Şimdi sola bir tane adam lazım. Sola da sağda. Sola da sağda bir tane adam lazım. Şimdi tamam, kadroya bir geleyim ben şöyle bir. Yaşları küçük olanlara bakın. Ozan Koç. Sen nesin abi? Bu iyi oynar ya bu. Sen ne diyorsun? Burak Kapıcık. Tamam. Bir değerleri düşük olanları bir göndereyim ben. Kim? Tefes Akandare git lan. Kadro. Transfer durumu, kiralama. Kiralama uygun. Kadro git abi sen. İsmail sen de git kadro. Sen de git. Bu kimmiş bakalım. Gürkan. Bu da işimizi görmez ya. Bu da işimizi görmez. Transfer. Kiralamaya uygun diyeyim onu da. Kadro gönder abi 19'a. Onurcan Piri. Bunu duymuştum. Bu da işimizi görmez ama ya. Transfer. Kirala sen de. Sen de git. Sen de git hacı. Furkan Ünver. Bunu da duymuştum. Bu da işimizi görmez.
Transfer, kiralama durumu, kiralamaya uygun. Gönder abi. Sen de git hacı. Emirhan. Aydoğan. Sana bakayım bir. Sen işimizi görürsün. Sen dur hacı. Sen dur hacı abi, orada dur. Aykut Akgün. 30 yaşında. Sen de işimi görmezsin hacı. Kadrodum transfer. Transfer listesinde. Kulüpler öner. Kulüpler öner abi. Rüştü Hanlı kim? Rüştü Hanlı. Fena da değil aslında bu. Ramazan Keskin. Ama bayağı bir aynı mevkide olan oyuncu var ya. Bak. Defansif ortası. Abi bu nedir böyle ya? Sedat Dursun. Abi çok var ya. Çok var. Ben bunları ne yapacağım? Baksana defansif orta saha. Tamam, şimdi bunları ne yapacağız biz? Yapacağız acaba onları? Ozan Koç. Bak bu çocuk var. Bu var. Yani Burak Altıparmak. Hepsini oynatamayacağız. Ramazan Keskin var. Biraz daha şey gibi. Bunu şöyle yapalım. Bunu gönderelim kirala. Kiralamaya uygun diyeyim. Kadro gönder abi. Ozan Koç. Burak Altıpa defansı Cüneyt Köz. Zaten defansı sahanda bir tek eleman var. Sedat Dursun. Şimdi bu zaten potansiyelinde oynuyor. Değil mi? Bak. Şu kim? Onur Atasayar. Jani Atasonu. Bu da zaten oynuyor. Jani. Aynen. Recep Aydın. Recep Aydın'ı gönderebiliriz. Recep Aydın. Recep Aydın bu kaç yaşında? 29 yaşında. Dursun mu da ya? Çağlar. Bak baba kalecimiz. Öbür kaleci kimdi? Evet, Dadak Deniz şu. Evet. Çağlar Akbaba'yı oynatacağız zaten kalede. Musa Aras. Yani kadro da şey değil yani, kötü değil. Emirhan. Seni şey yaptık mı lan? Ya bu da orta saha merkezde oynuyor. Aykut Akgün. Rüştü Hanlı. Rüştü sen git ya. Transfer listesine koyalım. Devam edelim. Şöyle bir ilerleyelim acı. Bunlar kimmiş? Kime teklif yapıyorlar? Tamam. Böyle gelin. Evet, transferler dedi. Şunlara 4 tane teklif var. Rüştü Hanlı'yı. Kabul et ya. Git, uğraşamayacağım şimdi seninle. Aykut Akgün. Sen de git kardeş. Ben de uğraşamayacağım. Siz de uğraşamayacağım ben şimdi. Evet. Güzel. Bu kim lan? Tamam. Bursaspor. Tamam. Devam et. Ramazan'a Keskin'e şey gelmiş. Kiralama teklifleri. Tamam. Fornebit'te de işimiz sıkı. Şimdi sol açığa, sol sağ açık ve sol açığa birer tane adam olmam lazım. Evet. Gözlemcilik diyelim. Oyuncular. Yeni arama diyeyim. Sağ açık ve sol açığa birer tane adam. Şöyle bir şunu şöyle yapalım. Eles Sunu diyor. 1 milyon 600 bin euro. Şerif Sane bu kim lan? Bunu alalım. Oyuncuyu gözlemle. Şu Şerif Sane'yi alalım bir dakika. Bu Şerif Sane'yi. Tamam dedik ya. Şerif Sane.
Şerif sana neredeydi? Yuhan Kurfan. Ha, 33 yaşında bu. Erkan Zengin. Kim? Nakulma. Nakulma'yı da alabilirim. Şimdi şöyle. Bunu kim izliyormuş? Gençler Birliği. Dur. İmza attır. Tüh. Şabala. Hukuku seçki. Şu adı Regatin olan şu. Bunu almamız lazımdı ya. Ne? Tamam mı? Şunu bir yapalım. Ondan sonra bari şunu yapalım. Şöyle yapalım. Nakulmaya da yapalım. Evet, şunları bayağı bir Gabriel Torje. Abi. Yani. Devam edelim bakalım bunlardan birini alabileceğiz mi? Çok iyi. Yabancılar serbest ya bize göre. Sağ sol. Regatin mesela çok iyi ya. Bunu alsak iyi olurdu. Çok iyi transferler olur bizim için. Bakalım. İlerleyelim abi. Abi başarısızlık sonuçlandı. Niye böyle oldu? Yani şeyimiz yok. Otomatik seçim diyelim. Devam edelim. Alamıyoruz ya. Kimseye alamıyoruz. Edezniyor sakatlandı 1-2 gün. Bakalım bize kimse gelebilecek mi? Hani bak kimse gelmiyor. Ne kim? Kabul et şunu. İmza attır diyelim. Olmuyor. Aykut sen git hacı. Git dostum sen. Anlaşıldı. Bir tane sol açık alacağız. Sol açık, sağ açık. 35 bin. Şu anda bayağı bir şeyiz abi. Sıkıntılı bir durumdayız. Bakalım ne olacak. Konyaspor'la hazırlık maçımızı yapalım. Bu burada şey değil herhalde. Tam şeyinde oynayamıyor. Bak o yüzden bizim iyi bir oyuncu almamız lazım ya. Ön libero falan filan. Tamam. Hızlı seçim yapayım bakayım kimleri koyacak oraya. Recep. Recep'i niye koydu oraya mesela? Şimdi bu arasın oldu yani. Evet. Tamam. Anıl. Asor. Kesici ol sen. Sen öyle kal. Sander stoper. Tamam mı diyelim. Onur kanat bek ol sen de. Böyle bir takım bildirelim bakalım ne olacak. Bu maçta Konyaspor'luyuz. Konyaspor biliyorsunuz birincilikte Bursaspor'a nazaran daha kuvvetli bir takım. Ama önemli değil zaten bu hazırlık maçları. Takımı görme açısından önemli. Transfer yasanın olması da kötü oldu. Bursaspor göre daha kuvvetli olmasına rağmen Bursaspor daha atak görünüyor. Ali Çamdalı, Alper, Ferhat Alper. Konyaspor sağdan geliyor bu sefer. Skobiç, Ali Çamdalı, Ataber kaldı.
Hadi Çamdalı kaptır da Burak Kapıcık. Kubilay'a. Kubilay. Kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Anıl. Ortası. Savunma karşı aldı. Burak altı parmak. Geriye döndü Onur. Igor Silva iyi ama bir tane yedek lazım oraya. Daha da bir tane sağlam bir adam lazım. Yani oldukça açığımız var. Sağ kanatta, sol kanatta özellikle. Defansif orta sahamız çok. Sol bek iyi. Tamam var. Onur Atasayar var. Ondan sonra Anıl Kayar var. O bir tane Jasmila Pavlovic'i var. Evet, tek sıkıntı sağ açık ve sol açıkta. Yani Özer Rumacı'nın mevkisi değil orası. Bir de yaşlı Özer biraz. Ve sağlam bir adam almamız lazım. Burak Kapacık şimdi sağdan geliyor Bursaspor adına. Burak geriye döndü. Cüneyt Köz, Aras, Recep Kubilay vurdu. Korner. Bursaspor, Konyaspor karşısında ezilmiyor. Daha Recep ortalığı evet. Oldukça üstünde oynuyor yani. Sadece topa sahip olmada biraz düşük. Şut açısından daha verimliyiz. Şöyle bir durdurayım şunu. Taktiklere gireyim. Şuradan şey alayım bir. Selçuk Şahin'i şuraya bir alayım. Selçuk Şahin merkez orta saha savunma diyeyim şöyle sana. Özer Rumacı sağ solda oynuyordu. Cüneyt'in yerine onu alıp Burak Kapacı'yı yer değiştireyim. Şöyle yapalım. Kanat bekleyeyim. Hücum diyeyim. Ya da otomatik diyeyim ya buna. Otomatik. Şöyle. Özer'i de yine burada oynatacağım ben. Çünkü başka adamım yok orada. Defansif orta sahaya. Ozan Koç'u, o şu genç bir çocuk var. Onu oynatalım bir bakalım. Nasıl oynuyor? Böyle bir şey yapalım. Kubilay'ın yerine de Selezniyov'u alalım şuraya. Selezniyov oynasın. Latovlevici de Onur'un yerine girsin şurada. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi oyna bakalım. Dakika 70'e geliyor. Fena değiliz aslında yani. Topa sahip olmada biraz düşük kaldık. Şutlarda dengeliyiz. Bolo Diagne. Bolo Diagne. Ali Yaşar, Ferhat Özturun falan filan girmiş. Deneyimli bek olmuş Ferhat Özturun. Galatasaray'dan genç oyuncu diye hatırladığımız. Evet. Berk 90 artı 1 artık 0-0 bitecek herhalde maç. Özer. Selezniyova gelmedi. 90 artı 2'nin içindeyiz. Skubic, Volkan. Diarra karşıladı. Igor Silva, Aras ve 90 dakikanın sonucu Bursaspor 0, Konyaspor 0. İkinci hazırlık maçımız da böyleydi. Yenişemedik. Hüseyin Avni Aker stadında oynanmış maç. Rize ile oynamışız bu arada lan ben. 17 diyorum ama Rize ile oynamışız yani. İmza attıramıyoruz. Biz bunu niye bir imza attıramıyoruz anlamamış değilim. Neyse. Sane. Sane bunu almam lazım ya. Bakalım. Transfer yasağı kalkacak mı acaba? Onu bekliyorum ben. Evet arkadaşlar. Bursaspor kariyerinin birinci bölümü bu kadar olsun. Bursaspor'u hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bakalım Bursaspor'u ilk sezonumuzda bir üst lige çıkartabileceğiz mi? Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nda da gruplara kalsam yeterli diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bursaspor kariyeri ikinci bölümüyle devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.